Şimdi sen mesela N serisinden Windows servis işleyeceğiz. Tabii N serisinden. Şuradan Windows servis nedir biliyor musunuz? Hemen çıkıyor. Hemen bir şey kullanmıyor musun? Web servisi Windows servisi. Web servisi Windows servisi. Arkada çalışan uygulamalar, bilgisayar arkasında çalışan. Çeşitli işlemler yaparlar. Görselleri yoktur. Sadece iş yaparlar. Mesela en çok bizim bildiğimiz servislerden bir tanesi SQL'in servisi. Neredeydi? Yok, MS SQL miydi? MS SQL server. Mesela en çok kullanılan servis buydu bizim. Arkada çalışan bir tane servis. Ben select'i bunu gönderiyorum. Bu uygulamanın hepsi benim bilgisayarımda şu an arkada işte running dedikleri çalışanlar arkalarda bir işlemler yapıyorlar. İşte bu kötü niyetli programlardan tut, bilmemlerden tut. Çoğu buraya hedef alıyorlar. Çünkü kullanıcılar application'a bakıyor, gözükmüyor. İşte şeye bakıyor, proseslere bakıyor, gözükmüyor. Çünkü aslında servislere çoğu insan bakmıyor. Çünkü bunlar arkada çalışan programlar olarak bilinmediğinden de kaynaklanıyor. Ne demek? Şunu kapatayım artık. Var mı sıkıntı buralar? Biz de bunun gibi arkada sürekli çalışmasını istediğimiz gizlice bir program koyabiliriz ve çeşitli işlemler yapabiliriz. Bu işte bilgisayarın konfigür etmekten tut, çeşitli ayarların belli aralıklarla bilgisayara çağrılması olabilir. Belli bir şeylerin başka tarafa loglanması veya gönderilmesi olabilir. Ya da çeşitli işlemler yapılıyor olabilir. Görsel olmadığı için sayın arkadaşlarım herhangi bir eleman yok. Çift tıklıyorum ve kod tarafına düşüyor. Kod tarafında on start ve on stop olarak iki tane eleman var. Hemen bir şey açıyorum, o gelsin. Gelecek inşallah bugün. Burası açıldı şimdi. Burada da sen gösterim. Elemanlarımızı şurada start yapıp, stop yapıp, işte bekletmeyi alıp yeniden başlatma gibi seçeneklerimiz mevcut. Yani bazı elemanı istiyorsan şayet işte bekletme modunu alıp eğer izin verilmişse yapabilirim, durdurabilirim ya da yeniden başlatabilirim falan filan. Şimdi buradaki yapı da aynı. Oradaki play, start, işte stop. Bunun dışında dizayn ekranına geri geldiğim zaman şuraya bir yer çıkıyor karşıma. Şurada can pause and continue seçenek var. Can pause and continue true ise kullanıcı bekletebilir, devam ettirebilir. Eğer bu false ise, mesela hemen şurada baktığım zaman şuna tıklayamıyorum. Bu false'dur. Yani uygulama durdurulamıyor. True yaparsam durdurulabilir. Can shutdown bu bilgisayar kapatılırken çalışan bir yer. Bilgisayar kapatılmadan önce çalışmasını istiyorsan burayı tercih edebilirsin. Ben açacağım şimdi hepsini. Can stop tamamen şuradaki şeyin butonun basılabilirliğini açık yapıyor. Can stop false da adam servisi durduramıyor. Çok basit. Biz her şey true. Şunları da true yaptım. Bunlar da şimdi programımıza. Ne? Şunlar mı? Onlar da size eve. Nasıl? Eve eve. Her şey benden değil yani. Override hepsi bunları. On, pause. On, override. On, continue. Override. On, shutdown. Yalnız şunların çalışabilmesi için demin bahsettiğim gibi bunların burada true olarak açılması lazım. Eğer true yapmazsa yazdığın kodda çalışmıyor. Burada çeşitli işlemler yaptırabiliriz. Ben genelde derste basit olsun ve pratik olsun diye şey yapıyorum. Bilgisayarın açık kaldığı süreyi sürekli loglayan bir program yapıyorum. Basit güzel oluyor. Öyle bir şey yapalım. Bir tane dosyamıza bilgisayar açık kaldığı sürece bir şey yazdıralım. Ve o bir süre sonra şey olsun. Değişsin. Ya bu SQL'de de çalışabilir. Hani, buraya şey yapan arkadaşlar da var. Keylogger, basılan bir şey kaydeden falan arkadaşlar da var. Onlar etik olmadığı için derste yapmıyor. Ama evde tabii ki de yapabilirsiniz.
Ama tabii bunlar biliyorsunuz ki eğitim amaçlı olması lazım. Kötü niyetle kullanmayın yani en azından. Güvenlik çözümler için yapın. Hayır, her zaman biliyorsunuz. Öncelik güvenlik. Yani öyle kötü şeyler yok. Timer oluşturalım. Timer'ımızın neydi bunun adı ya? Ha, burada timer tick yok sen arkadaşlarım. Şu an normal bizim timer değil de sistem timer kullanıyorum burada. Windows Form timer olmadığı için tick yerine bunu koymuşlar. Tick yok yani burada. Evet, onu kullanıyoruz burada. Tick yok ama görev olarak aynı görev, sadece isim değişik. Sonra timer'ın intervalini 1000 yaptın. Ve timer'ı start ettin. Şimdi teknik olarak 1 saniye bile çalışacak bir timer açmış oluyorum. Hemfikrimiz? Peki. Bir tane dosya yapalım. String dosya yolu. C'nin içinde, denemenin içinde log nokta txt ismini mi çözdün efendim? Hangisi ya? Yanlış görüyorsun arkadaş, yanlış. Yaşlıysan mı dediniz? File klasını görmüştük. File nokta append yapalım. Eklesin. Dosya yoluna başladı desin. Artı pattern nokta now nokta string. Gönderelim. Şu mu? Timer'ın tiki. Hayır, bu şey. Windows bizim kullanan formlardaki timer değil. Bu sistem timer olarak geliyor. Sistem timer'ın da adına tik yerine bunu koymuşlar. Yani namespace farklı timer. Birkaç tane timer var. Hayır arkadaşlar, bu namespace'den dolayı farklı. Form olmadığı için. Yok, eklemiyorum. Formda vardı. Form olmadığı için burası. Normal timer koymamız gerekiyor. Normal timer'da da tick yok. Bu var. Başladı, yaptım. Çalışıyor. Stop'ta durdu. Ve timer'ın enable'ı eşittir false. Pause'da da false. Continue'da true. Burada mesela on stop dediğinde durmadan önce mi yoksa ne? Durup kontrol edildiğin an mı? Neresi daha sonra? On stop, on pause. Bunlar şey, bizim dün baktığımız hani şey vardı ya, thread'i durdurma, bekletme, devam ettirme. Aslında thread'i devam ettiren, durduran şeylerden bunlar. Hani dün biz nasıl şeyi durduysak, suspend ettiysek burada da pause var. Yani on pause ne oluyor burada şimdi? Ne oluyor? Timer'ı suspend et, bekleme yap. Yani durdur dediğin an burası mı çalışıyor? Windows tarafında. Durdur dersen stop çalışır. Pause dersen bekleme yanır. Hepsine bir şey yazdım. Beklemede ifade yazdım. F5'e basmaya kalkıyorum. Çalışmıyor. Bakayım. Vallahi çalışmadı. Diyor ki sen diyor bu programı diyor kullanmak istiyorsan sistem util exe'yi kullanman gerekiyor diyor. Yani esprisi sistem util exe vasıtasıyla bunun bilgisayara kaydedilmesi gerekiyor. Bakalım işte program böyle çalışıyor. Evet. Emre bakmıyor ki. Baksana açın. Ekrana bakın. Kızlara bakın. Kayıtlar çıkıyor bak hepsi.
sağ tıklayıp Add Installer diye bir seçenek var dizayn ekranında. Buna bastığım zaman bana iki tane eleman verecek şimdi. Bunlar benim bilgisayar servisi kurduğum sırada bilgiler olacak. Hani şurada gözükecek yazılar. Açıklama, süper servis. Gözükecek at A plus servis. Start tipi manuel mi olacak? Otomatik mi olacak? Yani bir açılır tutulmaz çalışsın mı servis? Oto adam elde mi çalışsın? Hiç mi çalışmasın? Manuel çalışsın, ben kendim çalıştırayım. Çünkü simi unutursak benim bilgisayarım sürekli yer kaplamasın. Burada ise bunu kime kuracağız? Lokal sistemdeki herkese, network servisine, lokal sistem diyeyim ben. Şu an bilgisayarında kim oturuyorsa hepsinde kurulsun. Oluyordur yani. Yani server yapacaksan sıkıntı yok zaten. Yani sonuç. Server makinesine insan bağlamayacak mı? Yani şimdi server makine her gün oturuyorsa lokal sistem dersin. Yok tek bir oturum varsa user desen de fark etmez yani. Hani server'ın kullanımı durmuyor. Değişir şimdi. Tamam mıdır? F5'e basıyorum. Bu yine çalışmıyor. Yani sistemimiz F5'te çalışan bir yapısı yok. Bunun yapısı şöyle çalışıyor arkadaşlar. Şu adresi bir klasörün içindeki servisi, exe zaten bu servis command prompt vasıtasıyla install util adres slash işte bilmem ne nokta exe yazarak kuruyoruz. Bunu bilgisayar kaldırmak istersek de aynısını yazıp ters slash q yazıyoruz. Yok, u yazıyoruz. Ay yazdınız, uğraşım yazdınız. Oraya şu 16 web servis falan filan. Onu yazıyorsunuz, oluyor. Yalnız ben bunu böyle kurmayacağım. Çünkü bunu kullanmamız için bizim işte bu Visual Studio içindeki bazı diğer yerlere falan ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla karşıdaki adama bunu bu şekilde kurduramıyoruz. Onun için setup projesi yapmamız gerekiyor. Setup projesi vasıtasıyla adama göndermemiz lazım bunu. Setup projesini de şöyle yapıyoruz. Yani adamı kuracak adam için oluşturuyoruz. Servisimi yazdım. Sıkıntı yok. Setup projesini oluşturacağım. Add new project diyorum. Şuradan setup projesi oluşturuyorum. Kurulum. Evet. Evet. Burada nereye kuracağımızı belirttiği bir ekranla karşımıza çıkıyor. Özellik istiyorsanız, özel bir yer istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben program files'ı eklemek istiyorum. Program files'ın içine add diyelim bizim service diyeyim buraya. Bizim service klasör. Bizim service klasör için sağ tıklayıp add project output diyorum. Project output'un şöyle bir esprisi var. Seçtiğim projeyi içinde ne kadar ihtiyacı olan DLL ya da ne bileyim başka bir font mont resim varsa hepsiyle beraber buraya getiriyor. Ne var ne yok hepsi geliyor diğer projenin ihtiyaç olan. Var mı sıkıntı? Sonra sen arkadaşlarım şurada biz şu an buradayız. Herhangi bir register'i kaydetmek istiyorsan buradan işte belirttiğin yere atıyorum new işte bir tane register kaydı oluşturabilirsin. Niye oluştur register kaydını? Vallahi daha sonra lazım olur diye oluşturursun. Yani çok bir şey yok yani aslında. Hani programından buraya bir bilgi saklamak istersin, daha sonra okumak istersin. İşte kurulum tarihini istersin, ne bileyim. 30 günlük deneme süresi vardı eskiden mesela. İnsanlar buraya yazardı. Kurulum tarihini sürekli hesaplardı işte 30 gün geldim geçtim diye. Çeşitli standart bilgiler vardı hani burada. Çok bir şey bulunmaz aslında. Programın kurulum bilgileri gibi, ayarlar gibi. Global olduğu için tüm bilgisayar tarafından kullanılabiliyor. Burada şey var. Bilgisayara şey tanımlama. Ne tanımlama? Uzantı tanımlama. İşte kendi programının herhangi bir uzantısı varsa işte buraya tanımlıyorsun. Uzantısını. Gidiyor.
falan filan. Geçiyorum buraya. Şöyle bir şeyimiz yok. Şurada miyiz? User interface'ler var. Kullanıcının karşısına çıkacak pencereler. Bunları özelliklerden işte Türkçeleştirme gibi durumlarımız var. Bunlardan Türkçeleştirebiliyorsunuz. Bazı istediğiniz yerleri ayarlayabiliyorsunuz. Fazlasını istiyorsanız sağ tıklayıp add diyalog deyip ve karşınıza seçenekler çıkartıyor. Lisans, lisans koymak istiyorsanız pencerelere. Bunları kullanabilirsiniz. Mesela splash koyayım ben bir tane. Splash'te şey var işte. İlk başta bir tane resim çıkarttırıyor. Şimdi şey yapmamız lazım. Şunu içeri atmamız lazım diğer resim. Şuraya bir tane şuna resim atayım. Ne? Aynen en çok bana soracaksın burada. Saksı mıyım ben? Bir tane resim attım. Şu hemen resmi şuraya dahil edelim. Tamam resmi koydum. İşte ekranda ilk resmimiz çıkacak. Sonra başka neyimiz var? Şurası custom action'lar, burası önemli. Custom action'da yapılacak işleri söylüyorum. Bunu kuracaksın diyorum. Şeyden çıkan her şeyi. Sonra diyorum ki eğer bunun hepsi kurulduysa başarılı olmuştur. Eğer kurulma hata varsa bunun içinden çıkan her şeyi geri kaldır diyorum. Kurulum iptal edildiği zaman. Silmeye kalkarsa da diyorum adam bilgisayarına bunun hepsini sil. Yani aslında hepsini aynısını koyuyoruz. Burada da bağımlılıklar mevcut. Ben şimdi framework'da yazdığım için bilgisayarda illa framework olması gerektiği için kontrolünü yapacak. Eğer bilgisayarda framework yüklü değilse, yani 4 mesela yüklü değilse şu linki tıklaması için çıkartacak. Adam tıklayıp oradan kendisine şey indirecek. Framework 4.0 indirecek. Sonra boot edip yeni bir tane kurulum dosyası oluşturuyorum. Daha gelmedi. Geliyor yavaş yavaş. Evet kurulum burada mevcut. Shift tıklayıp hani her kullanıcıya verebileceğimiz bir görüntü splash window çıktı. İleri dedim, ileri dedim. Şey nereye kuracaksın falan filan. Ve bitirdiğim zaman bilgisayarıma servislerim içerisine kurulması gerekiyor. O dost promptunda yapılan mı kullanılıyor? Şu an sizin yapabilirsiniz. Bu daha çok kullanılıyor. Çünkü başkalarına gönderirken bunu kullanman gerekiyor. Herkese command promptu yaptıramazsın ki yani bunu verirsin ileri de kurar da. Yeah. Command bilmiyorum promptu kim kuracak yani? Eğitim amaçlı yapmanızı tavsiye ederim. Onun dışında başka yapmanızı tavsiye etmiyorum yani. Mesela. Değil mi? Kullanmış yani. Tamam. Hadi bak arkadaş ne kuruyorsun ya? Kaç megabayt bir kuruyorsun ya? Megabayt mı diyor? Megabayt ha burada. Ne yaptı ya? A plus servis, süper servis. Çok sert. Start ettim. Beklemeyi aldım. Tekrar çalıştırdım. Durdurdum. Tekrar başlattım. Hepsini yaptım. Ama şurada log dosyasında şey yapmak. Yani şu aptal programını bir silemedim ya.
Hop. İşte tüm yapılan işlemler başladı, beklemeye aldı, devam. İşte durdu, çalıştı falan, çalıştığı süreden falan filan gibi. Slogomu tuttum. Saniyede bir. Ben saniyede bir yaptım ya, hani. Saniyede bir, yakın buraya yazdır dedim. Başka bir şey de yapılabilir yani tabii ki. Peki mesela durdur dedik, bir daha çalışıyor değil mi? Efendim? Durdur mesela, devam beklemeye. Bir saniye. Hayır, durdur, ben butona bastığım zaman çalışıyor. Durdular, bir kere çalışıyor. Ama şey, timer sürekli çalışıyor. Nerede? Bakalım. Saatte kalmıyor. 35. Şu timer, hangi timer? Şu, orası çalıştığı sürece. Evet, bu çalıştığı sürece çalışıyor. O yüzden her saniye ekrana yazı yazdıran basit. Aslında buradaki şu an çok temel bir örnek yaptık. Bu örnekte esprimiz şuydu, hani bunları kullanarak arkada bilgisayar sürekli çalışabilecek bir uygulama yaratıp kullanıcıları hiç görsel olarak rahatsız etmeden arkada işlemler yaptırabiliriz yani. Evet. Artık ufkunuzu açtım ben sizin. Tamam, güzel tamam, bu ufuktan sonra siz yolunuzu evet. Alasınlar. Ben kaydettim herhalde. Şunu da bir sileyim de artık. Hocam şu şey için siz problem yazıp tatlat dediğinizde atıyor değil mi onu? Neyi? Ben bir tane şey var ya, yukarıda bir şeyler yaratıyorum. Public falan tanımladın mı için? Ha böyle, fresh. Bir şey tanımadım ya burada. Şunları yazdım ben. Şunları falan yazdım. Onlar nasıl? Override yazdım, boşluk bıraktım. Evet. Oradan on stop en pass seçtim işte.